Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da Eşre sertifikasını nasıl alıp Eşre sertifikalı embriyolog nasıl oldum ondan bahsedeceğim. Kendi meslektaşlarımdan sorular geliyor bana. Çünkü bundan yaklaşık 5 sene önce Eşre sertifikası aldım. Eşre nedir? European Society of Human Reproduction and Embryology adlı bir dernek. Avrupa'da tüp bebekle alakalı en büyük otorite bu dernek. Ve Avrupa'da çalışan embriyologların birçoğu bu derneğe üye ve buradan aldıkları sertifikalarla beraber klinik embriyolog olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi bizlere de bu, yani dünyadaki herkes Eşre sertifikası alabilir. Yani bu işe gönül vermiş, embriyolog olarak çalışan herkes Eşre sertifikasına başvurabiliyor. Nedir? Eşre her sene bir kongre yapıyor. Her sene Avrupa'nın başka bir ülkesinde bir kongre düzenliyor. Ve bu kongre başlamadan bir gün önce bu sınavı yapıyor. Dolayısıyla siz bu sınava başvurduğunuz takdirde, örneğin genelde kongreler Temmuz'da oluyor ama başvurular Ocak ya da Şubat başı bitiyor. Dolayısıyla o dönemde başvurmuş olmanız gerekiyor ve Temmuz'da da kongreden bir gün önce giderek sınava girebiliyorsunuz. Eşre bize ne kazandırıyor? Yani Eşre sertifikalı olmak açıkçası biraz prestij meselesi bizim açımızdan. Eğer Avrupa'da çalışmayı düşünüyorsanız evet, gerçekten işe yarayabilecek. Çünkü onların sizi tanımasını sağlayacak. Yani oradaki merkezlerin sizi tanımasını sağlayacak bir sertifika ve cidden prestijli bir sertifika. Fakat bunu nasıl alabiliyoruz? Bunun belli şartları var. Ben ilk önce Junior embriyolog sertifikasına başvurmuştum. Junior için 4 senelik bir okul bitirmiş olmanız lazım. Yani biyolojik bilimlerle ilgili bir okul bitirmiş olmanız gerekiyordu. Artı Eşre'nin bize söylediği belli şeyler var, kriterler var. Bunlar da sizin iş hayatınızda işte bazı işlemlerden kaç tane yapmış olduğunuz çok önemli. Junior için çok fazla beklentisi yoktu Eşre'nin. Tam net rakamları hatırlamıyorum. Bunu web sitelerinden tekrar check etmek gerekecek ama örneğin işte 100 tane aşılama yapmış olmanız gerekiyordu. 200 tane X yapmış olmanız gerekiyordu. Bunları bir Eşre logbook dedikleri bir doküman var. Buna kaydediyordunuz. Bu logbook'ta aynı şekilde diplomanızla birlikte sisteme upload ediyordunuz ve işte aynı zamanda da zaten siteye üye olmuş olmanız gerekiyordu. Derneğe üye olmuş olmanız gerekiyordu. Senior olduğu zaman benim Junior'a başvurma nedenim ise iş tecrübemin daha az olmasıydı. Yani şeyi karşılamıyordum, yapılan işlemlerin sayısı uyuşmuyordu benim tecrübemle. Daha sonra tabii yaptığım işlemlerin sayısı arttıkça Senior'a başvurma şansını elde ettim. Çünkü Senior için bir de ekstra yüksek lisans da istiyor. Benim yüksek lisansım da vardı. Bu sefer ne yaptım? 4 senelik diplomamı, yüksek lisans diplomamı ve aynı zamanda yine yaptığım işlemlerin sayısını kaydettiğim logbook'u sisteme yükleyerek Senior Embryolog sertifikası için başvurumu yaptım ve yaklaşık 5 seneydi galiba. Evet, 2015'te Eşre sertifikamı aldım. Artık Eşre sertifikalı bir kıdemli embriyolog oldum. Türkiye'de ne işime yaradı Eşre sertifikası? Açıkçası çok da bir işime yaramadı. Prestijli bir sertifika sadece. Çünkü Türkiye'de çok fazla bunu alan embriyolog da yok. İlk 3 ya da 5 embriyologdan biriyim ben bunu alan. Ama şimdi son 2-3 senedir bilinirliği arttı. İnsanlar daha çok bunu biliyorlar ve sınava giren, Türkiye'den de bu sınava giren embriyolog sayısında artış gözlendi. Eğer Avrupa'da çalışmak istiyorsanız evet, sizi tanımalarını sağlayan bir sertifika, önemli bir sertifika ama Türkiye için şu anda sadece prestij sağlayan bir sertifika olarak hayatına devam ediyor. Tabii Eşre sertifikasını aldığımı öğrenen arkadaşlar genelde soruyorlar, nasıl hazırlandın diye. Benim aldığım zaman da işte 3. baskıydı galiba. 3. baskısı olan Kay Elder'in In Vitro Fertilization diye bir kitabı vardı. Genelde sorular bundan çıkıyordu. Bu kitabı çalışmak kesinlikle yeterli oluyor. Zaten ciddi bir iş tecrübeniz varsa
çok rahat bir şekilde soruların en azından %70'ini çok rahat yapabiliyorsunuz. Tabii İngilizcenin iyi olması önemli oluyor çünkü soruları anlamak açısından hani İngilizce bilmeniz önemli. Yani İngilizce seviyeniz önemli daha doğrusu. Bazen arkadaşlar İngilizcem çok iyi olmadığı için soruyu anlayamadım. Halbuki yapabileceği bir soruyu anlayamayan arkadaşlar olduğunu duymuştum. Soruların %70'ini dediğim gibi zaten iş tecrübemizden dolayı yapabiliyoruz. Ama kalan %30'luk bölümde, tabii bu bir Avrupa'da geçerli bir sertifika olduğu için Avrupa'daki işleyişle ilgili sorular oluyor bu sınavda. Yani oradaki yönetmelik, oradaki kurallarla ilgili bir takım sorular var. Biz biraz burada zorlanıyoruz. Çünkü Türkiye'deki yönetmeliklerle Avrupa'daki yönetmelikler farklılıklar gösterebiliyor. Dolayısıyla onları da çalışabileceğimiz çok net bir kaynak olmadığı için onlarda bir takım zorluklar yaşayabiliyoruz. Yani ben orada zorlanmıştım, onu hatırlıyorum. Ama onun dışında genel bilgilerle alakalı bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ciddi bir iş tecrübeniz varsa zaten yaşamazsınız diye düşünüyorum. Bu kitabı okumanız yeterli. Tabii bunun yeni yeni baskıları olduğu ve KL'lerin yine başka kitapları çıktı sanırım. Troubleshooting in the IVF Laboratory diye bir kitabı var. O da güzel bir kitap bence. Okunması faydalı olacak bir kitap. Hatta ben buraya gelen stajyerlere bile sürekli bu kitabı öneriyorum. Yani bunu okuyun diyorum. Hem dil açısından hem çok güzel anlatmış bütün prosedürü. Onun dışında bu sertifika için yapabileceğimiz ekstra bir şey yok. Yani sadece okuyacağız, çalışacağız, sınava gireceğiz ve bakacağız. Türkiye'de ne işimize yarıyor derken yine tekrar ediyorum. Sadece bir prestij bir sertifika. Onun dışında hani klinikte vesaire ya da iş arayışınızda çok ciddi size pozitif katkı sağlayacak bir sertifika değil. Ama Avrupa'da çalışmayı düşünürseniz evet sizin tanınırlığınızı, bilinirliğinizi sağlayacak bir sertifika olacaktır. Umarım eksik bir şey yoktur ama varsa sorun, cevaplayalım. Beni izlemeye de devam edin.